Hey, we don't have bed time again. Let's take a look and see what's happening. Roller coaster ride, surprise. It's like a Louie, Louie, Louie. Like a Louie, Louie, Louie. It's like a likable, lovable, completely huggable. It's like with Louie. Okulda herkesin sevdiği bir ders vardır. Benimkisi öğle yemeği. Tabii ki yemek çok iyi değildir. Yemekhane de jimnastik salonu gibi kokar. Dostluklar da öyle. Ama bir gün dostluklar değişti. Kim bu yalnız kovboy? Yeni çocuk. Buraya taşınmışlar. Ona Şan diyorlar. Şan şöhretler gibi yani. Merhaba Şan. Hey! Jenny! Jenny ne yapıyor öyle? Çocuğu tanımıyor bile. Tabii ki tanıyor. Matematikte tanıştılar. Onun yanına oturmuştu. Eminim başka yer kalmamıştı. O yüzden oturmuştu. Louis, Tadler, Grumbold. Sizi arkadaşım Şan'la tanıştırayım. Merhaba Şan. Memnun oldum. Şan da bizimle yiyebilir mi? Alır mı ama burada yeterince yer yok. Doğru. Ama nasılsa Louis her gün başka yerde oturmayı sever. Sorun değil. Burası iyi. Göğüsünüz. İlk olarak sizden öğle yemeklerinizi paylaşmanızı isteyecek. Ben böylelerini çok iyi bileyim. Fazladan kurabiye getirdim, ister misiniz? Sen başka ne bilirsin Louis? Hey Jenny! Yardım ister misin? Kitaplarını taşıyabilirim. Sağ ol Louis. Çok tatlısın ama Şan'a söz verdim. Şan? Ama bana geliyorsun değil mi? Sana bisikletinle pati çektirmeyi öğretecektim, unuttun mu? İsterdim Louis ama... Hazır mısın Jenny? Yarın görüşürüz Louis. Tommy. Hey, sakin ol ya başla. İnanamamıştım. Jenny ile ben ta en başından beri arkadaştık. Eğer bu çocuk benim kasabama taşınıp hayatımın aşkını çalabileceğini sanıyorduysa inanılıyordu. Çıldırmış olmalıydı. Tamam işte böyle harika. Savaşmadan gitmesine izin vermeyecektim. Bir plana ihtiyacım vardı. Ve o anda kader bana güldü. Sevgililer günü. Harika! Bu işe yarayacak. Bu müthiş olacak. Aa, Jenny, ben diyecektim ki... Hey Jenny, bak! Tanrım! Haydi onun aşına bakın! Sevgiler, Şan. Tamam, bu kadar yeter herhalde. Bu bana yapılan en güzel sevgililer günü teklifi. Şan ne tatlı değil mi? Aa, tabii, o en tatlısı. Ucuk ucuk. Benimle çıkar mısın Suzy? Michael, ne kadar düşünüyorsun? Evet, biliyorum. Gitmeliyim, bando dersine gecikiyorum. Ha peki, dersten sonra gezmeye... Şan, bekle! Sevgililer günün kutlu olsun Jenny. Al anne, sevgililer günün kutlu olsun. Oo, Louis, ne gerek vardı? Çok sevinme. Kötü bir güne. Anne! Babamın senden hoşlanmasını nasıl sağladın? Louie, kimsenin senden hoşlanmasını sağlayamazsın. Bu kendiliğinden olur. Peki babamla seninki nasıl olmuştu? Chicago'da sıcak bir Temmuz akşamıydı. Ben şehre yeni taşınmıştım. Bu kadarı yeter. Şimdi ne yapmamı istersiniz kızlar? Bir içki içmeye gidelim mi? Daha iyi bir fikrimiz var hayatım. Evde oturup kağıt oynasaydı kurabiye pişirirdim size. Tam o anda bir şeydi. Bu basit bir müzik değildi. Hayatımda duyduğum en romantik sesti. Bu babamdı değil mi? Kim? Ha, senin baban. O da oradaydı. Oh, baksana ne tatlı, çok yakışıklı. Gecenim istiyor bu bir rüya olmalı. Teşekkür ederiz Babil. Ve şimdi deniz aşırı görevden henüz dönmüş askerler grubuna sıcak bir merhaba diyelim. Neye dalga mı geçiyor bunlar? İndirin şu herif aşağıya. İğrenç, ne biçim şaka bu? Teşekkür ederiz. Sevginizi hissedebiliyoruz. Pekala çocuklar. Hay Allah, ağzı temizlemeyi unutmuşum. Dikkat etsene. Ha, bu benim hatam. İşte o anda elinci merkeze karşı karşıya olduğumu anlamıştım. Ve bu parçada en öndeki genç bayan için iri güleleri olan. Hadi çocuklar, hadi başlıyoruz. Ve 6 ay sonra Şubat ayının 27'sinde evlendik. İyi hikaye anne. Yayaylı şeyleri bir sayalım. 1,
2, 3, 5. La 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 la. Yanlış. Ne kapatıyorsun onu? Baba, annemi senin evlenmesi için nasıl ikna ettin? Sen ne diyorsun? Şu yüze bir bak. Sence ikna olmaya ihtiyacı var mıydı? Demek annenle nasıl tanıştığını öğrenmek istiyorsun. Otur bakalım Louis, otur. Ot uymakma. Kısa versiyonundan olsun lütfen. Sen Louis 1940'lar. Annem Chicago demişti. Şehir şehirdir. Fırtınalı bir kış gecesiydi. Annem yazdı dedi. Hikayemi kim anlatıyor? Ben ve benim çocuklar Amerika turnemizin son durağındaydık. Müthiş bir turneydi. Bize deli oluyorlardı. Tam gecenin havasına giriyorduk ki... Pekala çocuklar, bu parça yeri gelen güzel bayan için. Dans edelim mi? Onur duyarım. Bir dakika, ben ne olacağım burada? O şarkıyı gerçekten bana mı adadın sen? Ne sandın bebeğim? Dert. Sevinirim. Baba. 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 Ben neredeyim? Tabii. Neyse, 6 ay sonra annen ve ben evlendik. O günü hiç unutmayacağım. Şubat'ın tam 28'iydi, evet. Annem 27'si demişti. O nereden bilebilir ki? Orada mıydı sanki? Müzik mi? Sana söylüyorum. Bir kadının kalbinden geçen yol müziktir. Sonunda babamdan anlamlı bir öğüt. Her şeyin bir ilki vardır ki... Bu yüzden okul bandosuna katıldım. Jerry'nin benim doğuştan gelen yeteneğimi fark etmesinin an meselesi olduğunu biliyordum. Dur çocuklar. Bu krizde nedir kulaklarım? Kulaklarımdan bir kişilik kan aktı. Siz 3 trompetçi başlayın çalmaya. Louis dur. Hadi başla bakayım göreyim. Dur. Nasıl oldu? 1 milyon kara tahtayı, 1 milyon tırnağın, 1 milyon gün boyunca tırmanaması gibiydi. Kulaklarım derbat oldu. Siz ne biçim çocuklarsınız? İyi, sağ olun. Solom olacak mı? Belki trompet senin tarzın değildir Louis. Yemek saatinde gel beni gör. Yemek mi? Ama bilmem sevdiğim ders. Klarnet. Büyük Benny Goodman gibi olabilirsin. Hadi çal bakayım. Trombon nefessiz sazların ruhu. Belki geleceğin Glenn Miller sensin. Hadi çal. Üç turat Anderson. Belki ben bando özürlüyüm değil Bay Moyoni. Hayır. Her çocuğun içinde müzik vardır. Tek yapmamız gereken bunu ortaya çıkarmak için doğru enstrümanı bulmak. İşte buldum. Tuba. Orkestranın en önemli parçasıdır tuba. Anladın mı? Sanırım orkestranın en önemli parçası dalamaydı. Hala elinde tutabiliyorsun ya, bu bana yeter. Şimdi tubanı eve götür ve çalış. Hayatımda bir bu kazık eksik kalmıştı. Jerry, gidip bizimle de çalışalım mı? Şan. Ey şişman tuba, seni yerim tuba. Neden elime bir piyano tutuşturup evde çalışmamı istemediler ki? Küçük müzisyenimiz gelmiş. Küçük müzisyeniniz yatmaya gidiyor. Bir şey unutmuyor musun ha? Çalışmak, enstrümanla alıştırma yapmalısın. Yaşamın boyunca benim müzik kromozomlarıma güvenemezsin. Güvenemezsin. Tamam. 1, 2, 3, 4. Problem nedir ha? Tuba sesi duyamıyorum. Deniyorum.
Hadi Louis, sadece üfleyeceksin. Üflüyorum zaten. Devam et, başaracaksın. Bu iyi bir ses miydi evlat? Nefes çalışma zamanı evlat. Hey çocuklar, bekleyin. Louis de buradaydı, sana anlatsın. Neredeydim? Banda dersinde. Şan'ın solosunu duymadın mı? Muhteşemdi. Anlatsana Louis. Biliyor musun, doğaçlama girdi. İnanılmazdı. Harikaydı. Çok yetenekli. Öyle değil mi? Evet, Şan fena sayılmaz. O büyük yetenek. Ne büyük yetenek. 1, 2, 3 Üfle! Bununla işim bitince bagajda bir lastik daha var. Neye istersen ona inan Eylül, ama biz Şubat'ın 27'sinde evlendik. Hayır, 28'inde. Daha dün gibi hatırlıyorum. Dün günlerden neydi? Pazar. Yanlış, dün pazartesiydi. Pekala, o zaman daha evvelki gün gibi hatırlıyorum. O zaman evlilik cüzdanımızda niye 27 Şubat yazıyor? Belediye günleri karıştırmış. 28'inde evlendik, işte o kadar. Evlendiğim günü bilmediğimi söyleme. Ben yıl dönümümü unutmam. Çiftçinin yıllığı dergisinden bile dağıtıcıyım. Andy, özür dile. İşte ben buna müzik derim ya. Harika! Evet, çok güzel. Sanki melekler korosu beynim de dans ediyor. Cuma akşamı konserimiz var. Tamam mı çocuklar, unutmayın. Louis, biraz seninle konuşmak istiyorum. Soyun ne Bay Moyeni? Seninle gurur duyuyorum Louis. Bu yüzden bunu almanı istiyorum. Evladım, al bakalım. Hadi çocuğum. Ne diyor bu? Cuma akşamı çalacağım tuba solosu. Solo mu? Aa, bir dakika. Aa, bu tek bir nota. Ama yalnız başına çalacaksın ve bu benim küçük bebeğim. Bir solo bebektir. Cuma günü güneşin batışını çalmalısın. Bir notayla mı? Tarihteki en kısa güneş batışı olacak. Ne harika. Sanki komşu olmamız yetmiyormuş gibi. Öndürsün. Müzikten hoşlandığını hiç bilmezdim. Dalga mı geçiyorsun sen? Müzik benim kanımda var. İyi, öyleyse bırak da orada kalsın. Duşta seni şarkı söylerken duydum da ooo. Heyecanlı mısın Louis? Evet. Benim notama gelene kadar uykuya dalmaktan korkuyorum. Ben öyleyim. Bütün ailem geldi. Şan'ın solosunu dinlemek için sabırsızlanıyorlar. Memnun kalacaklar. Sence de öyle değil mi? Dikkat dikkat, küçük dairelerim, oturun bakalım. Beyanınızı gösterme vakti geldi. Hadi bakalım. Jenny bir konuda haklıydı. Kesinlikle herkes memnun kalacaktı. O işte orada. Merhaba Louis. Bu ikinci şarkının ortasındaki saksofon solosundan değil. Size söz ettiğim işte o. Yani kabul edin. Doğaçlama yapmak ne kadar zor olabilir ki? Anında uydurup çalıyorsun işte.
bir daha Charlie, işte benim oğlum. Kavalcı Anderson derler ona. Bu çocuk da harika. İşte Bay Louis Armstrong'un büyümüş de küçülmüş hali. Louis, seni eve götüreceğiz. Aferin sana. Çok beğendim oğlum. Louis, gayet iyi çaldın oğlum. Ya, herkes senin solonu konuşuyordu. Siz gidin çocuklar. Ben biraz yiyeceğim. Emin misin Louis? Onu rahat bırak tatlım. Sanatçı kısmını bilirsin. Yalnızlığı severler. Evet, eve giderken acımasız olmam gerektiğini anlamıştım. Müzik kariyerim dünya üzerinde çok fazla acı yaratmıştı ve buna bir son vermem gerekiyordu. Bir daha tuba çalmayacak. Artık gelebilir miyim Andy? Patilerine hakim ol küçük kedi çünkü. Neler oluyor baba? Kutlama yapıyoruz Louis. 19 yıl önce bugün anneni benimle evlenmeye ikna etmiştim. Ya? Ama bugün 27 Şubat. Sen yıl dönümünüzün 28'inde olduğunu söylemiştin. Hayırlı, annen haklıydı. Yıl dönümümüz 27'sinde. Bir kadının kalbini açan anahtar nedir biliyor musun? Yanıldığını itiraf etmek. Yanılmasan bile. Ya gerçekten yanıldıysan? Gururuna elveda deyip kızın seni affetmesi için dizlerine kapanırsın. Hep işe yaramıştır. Tamam tatlım. Neredeyse hazırız. A bekle. Benim hediyem yok. Yine yanıldın Tuğba'cı. Al bakalım. Oku, öğren, çalış ve çal. Tommy, seni bekliyoruz. Hemen geliyorum. Bu tarafa çocuklar. Tamam Dobişko'cum. Gelebilirsin artık. Oh, Andy. Bu parça en öndeki genç bayan için. Lüle lüle saçları olan. Nice yıllara. Hadi çocuklar başlıyoruz. Let me call you sweetheart, I'm in love with you. Let me hear you whisper that you love me too. Keep that love light glowing in your eyes so blue. Let me call you sweetheart, 'cause I'm in love with you. Okula yaptıklarım için özür dilemeliydim. Ama şimdi daha önemli bir işim vardı. Babamın son numarasını uygulayacak, gururuma elveda deyip affedilmek için yalvaracaktım. Jenny! Hey Jenny! Louis? Ne yapıyorsun burada? Saatten haberin var mı? Evet. Saatler öncesinden yapmam gereken şeyi yapma zamanı. Sana şarkı yazdım. Dinler misin? Ne içmen? Jenny, üzgünüm. Yaptıklarımdan. Konseyi mahvettim. Seni kaybettim. Aa Jenny, yesin peysi. Özür dileyim, beni affettin mi? Jenny, üzgünüm. Fazla abarttım. Elimde değildi. Çok kıskanmıştım. Aa Jenny, yesin peysi. Özür dileyim, beni affettin mi? Ne düşünüyorsun? Ben Louis. Evet. Sana tek bir sözüm var. Jenny, telefon var. Şan arıyor. Onu yarın arayacağımı söyler misin? Şu an bir karar aşamasındayım. Ha, bana ne diyecektin? Sadece şu. Bir daha çal Louis. Jenny, sıradayım. Seni bekliyorum. Seni benim...